Merhaba arkadaşlar. Dördüncü sınıfların 8. ünitesine geçmiş bulunmaktayız. Ünitemizin ismi My Clothes, yani benim giysilerim. Bu ünitede hem giysi isimlerini öğreneceğiz, İngilizce karşılıklarını, hem mevsimlerin İngilizce karşılıklarını öğreneceğiz, hem de ayların ve hava durumunu nasıl soruyoruz bunu öğreneceğiz. Mevsimi nasıl soruyoruz bunu öğreneceğiz. Gelin başlayalım. Spring, ilkbahar. Summer, yaz. Autumn, sonbahar. Winter, kış. Bakalım bu mevsimlerdeki 12 ayımıza. 12 months, aylar. In spring, March, April, May, Mart, Nisan, Mayıs. In summer, June, July, August. In autumn, September, October, November. In winter, December, January and February. Normalde biz ayları sayarken genelde Ocak'tan başlarız. Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye. Şimdi gelin bir de bunu İngilizce sayalım hep beraber. Lütfen siz telaffuzlara dikkat edin. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Evet, şimdi mevsimi sormayı bir öğrenelim. What is the season? What ne demekti zaten? What is the season? Biz şu an hangi mevsimdeyiz? Mevsimimizin adı ne diye soruyoruz. Bakalım. It is spring. İlkbahar mevsimindeyiz. It is winter. Kış mevsimindeyiz. It is autumn. Sonbahardayız. It is summer. Yaz mevsimindeyiz. Bakalım hava durumları nasılmış? Hot, sıcak. Cool, serin. Warm, ılık. Cold, soğuk. Snowy, karlı. Cloudy, bulutlu. Weather, hava demek. Windy, rüzgarlı. Sunny, güneşli. Rainy, yağmurlu. Stormy, fırtınalı. Hail, dolu yağdığını söylüyor. Peki bakalım hava durumunu ben hangi soruyla soruyorum? What's the weather? Normalde sadece hava durumunu bu şekilde soruyorum. Ama bir yerdeki havayı sormak istiyorsam, mesela İzmir'deki, o zaman aynen sorumuz böyle. What's the weather like in İzmir? What's the weather like in İzmir? İzmir'de hava nasıl? It is sunny, güneşli. What's the weather like in winter? Kışın hava nasıl olur? It is cold and snowy. Soğuk ve karlı. What's the weather like in spring? İlkbaharda hava nasıldır? It is rainy and warm. Yağmurlu ve ılık. Şimdi bu ünitenin devamında bakalım başka nasıl kelimeler varmış. Clothes, giysiler. Başlıyoruz. Slippers, terlikler. Dress, elbise, giysi. Wear, giyinmek. Skirt, etek. Hot, sıcak. Cold, soğuk. Windy, rüzgarlı. Stormy, fırtınalı. Şuraya bir şimşek çizebiliriz. Scarf, atkı. Socks, çoraplar. Dikkat ettiyseniz birden fazla olan kelimelerin sonunda ne var? S harfi var. S takısı diyorduk biz buna. Çoğul olduğunu gösteriyor, değil mi? Socks, çoraplar. Belt, kemer. Buradan aklıma bu şöyle gelebilir. Bel, bele ne takılır? Kemer takılır. Trousers, pantolon. Coat, palto veya ceket. Pullover, kazak. T-shirt, tişört. Tights, tight. Bakın çok benziyor. Tight. Take, almak. Mesela bunları da kullanacağım. Diyeceğim ki, it is cold outside. Dışarısı çok soğuk diyeceğim. Take your coat. Neyi al? Paltonu al. Ceketini al diyeceğim. Ya da it is rainy. Neydi rainy? Yağmurlu. Hava çok yağmurlu. Take your umbrella, şemsiyeni al diyeceğim.
Bakalım. Shoes, ayakkabılar. Bakın yine çoğul olduğu için. Sunglasses, güneş gözlüğü. Sweatshirt, geniş tişört. Seasonal clothes. Normalde season neydi? Mevsim. Seasonal, mevsimlik. Clothes, giysiler. Gloves, eldivenler. Hat, şapka. Yine diyebilirim. Take your hat, şapkanı al. Need, ihtiyaç duymak. Bu nasıl kullanacağım? Yine hava durumuna göre bazı giysilere ihtiyaç duyabilirim, değil mi? Mesela, it is rainy outside. You need an umbrella. Şemsiyeye ihtiyacın olacak. Ya da you need a raincoat. Yağmurluğa ihtiyacın olacak. Devam edelim. Foggy, sisli. Hail, dolu yağması. Jacket, ceket. Raincoat, yağmurluk. Tie, kravat. Shorts, short ya da erkek için mayo. Shirt, gömlek. Sneakers, spor ayakkabısı. Boots, botlar ya da çizmeler. Button, giyinmek. Jeans, kot pantolon. Underwear, iç çamaşırı. Under ne demekti? Bir şeyin altındaysa ne diyordum? Under. İç çamaşırında giysimizin altına giydiğimiz için aklımıza buradan gelebilir. Underwear. Cap, cap. Sweater, sweater veya hırka. Pijamas, pijama. Şimdi bakalım. Az önce ben ne dedim? Birden fazla olan şeyin sonuna S koyuyordum, değil mi? Çoğul ekiydi. Gelin bakalım. Burada bir tane mi? Bir tane. This is my dress. Bu benim elbisem. Bir tane. This is my shirt. Bu benim gömleğim. Bir tane. Hiçbir şey koymadım. Ama burada these are my shoes. Bunlar benim ayakkabılarım. These are my socks. Bunlar benim çoraplarım. Birden fazla olduğu için sonlarına ne koydum? S takısı koydum. Ve bakın ne kullandım? These are. Birden fazlaysa bunlar dedim. Ama burada this is. Bu. These are. Birden fazla. Bir tane. This is. Bakalım. Şunu hatırlıyor muyuz? Bunu 6. ünitede görmüştük. Commence. Anlamı neydi? Emir cümleleri. Hatta nereden aklımıza getiriyorduk? Komandoya benziyordu. Komando emir veriyor. Commence, emir cümleleri. Bakın burada birazcık bir öneride bulunurken emir cümlesi kuruyor. Yani eylem başa geliyordu. It is hot today. Bugün hava sıcak. Wear your new t-shirt. Yeni tişörtünü giy. Ne yaptım? Emir cümlesi kullandım. It is rainy today. Bugün hava yağmurlu. Put on your raincoat. Yağmurluğunu giy. Yine ne yaptım? Emir cümlesi kullandım. Bu ünite sadece bunlarla bitmiyor. Fakat bir anda fazla yükleme olmasın diye sadece bugünlük bunları konuşacağız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.